Açık öğretim, ön lisans, ilahiyat, Arapça 2, 2016-2017 öğretim eğitim yılı 3. ders sınav sorularının çözümünü bu ruh dinlendirici neyse eşliğinde sizler için çözmeye devam ediyoruz. Hepinize dinginlik temennisiyle başlıyoruz. Birinci soru sevgili öğrenciler. Et-talibetü minas-saffi cümlesindeki boşluğu aşağıdaki fiillerden hangisi en uygun şekilde tamamlar? Et-talibetü cem-i müennes salim olduğu için sevgili arkadaşlar, kendisinden sonraki gelecek olan fiilimizde cem-i müennes salim sigasında olması lazım. Tehrucu müfret müennes, tehruc ne, cem-i müennes ama en uygun yani çıktılar, sınıftan çıktılar. Tehrucine, o kız öğrenci yani sen çıkıyorsun. Pardon, o değil yani muhatap, müfret muhatap müennes. Yahrucne, o kızlar çıkıyorlar. Doğru cevabımız arkadaşlar yahrucne. Yani çünkü burada tehrucne muhatap, burada yahrucne gaib. Yani o kız öğrenciler, yanımızda olmayan kız öğrenciler çıktılar. Kız öğrenciler çıktılar. Üçüncü şahıslardan bahsedeyim. Bizim için cevabımız D. Es-su'el-i sani, innallaha bilmu'minine cümlesindeki boşluğu aşağıdaki mübalağa isimlerinden hangisi en uygun şekilde tamamlar? Bakın yine en uygun şekilde Allah müminlere sert midir? Değildir. Kur'an-ı Kerim'de belirtti. Kasir sert demek. Kahharun kahredicidir. Allah müminleri kahredici değildir. Şedidün şedid değildir. Halikun evet halik ama bil müminine yaratıcı, müminler yaratıcıdır, müminler ile yaratıcıdır değil. O zaman doğru cevabımız arkadaşlar rahimun, rahimun. Allah, şüphe yok ki Allah müminlere karşı son derece acıma, şefkat gösterendir. Allah müminlere karşı şefkatlidir, merhametlidir. Yani burada rahim, fe'il vezninde mübalağa sigası. Rahmeti bol olandır anlamında sevgili çocuklar, arkadaşlar, hanımlar, beyler. Çocuk değilsiniz tabii artık da. Dil aşkallığı olduğundan dolayı böyle diyoruz. Hoş görün. Genelde işte ortaokul, lise, üniversite öğrencilerine ders verdiğimiz için sevgili çocuklar diyoruz. Aslında siz artık çoğunuz kamu sektöründe çalışan ve lise bitiren gençlersiniz, beylersiniz, hanımlarsınız. Es-su'el-i salis. Üçüncü soru. Ya talibetü. Ey hanım öğrenciler. Kıssaten cemileten. Şimdi burada kıssaten cemileten. Ya talibatü ne diyeceğiz? Bakın kussa, kussaya kussu, kussi, kussaya uksusna, uksusna. Dolayısıyla en uygun şekilde arkadaşlar tamamlayacak olan ey kız öğrenciler güzel bir hikaye anlatınız diyorum. Uhsusla anlatınız. Kıssaten cemileten. Es-su'el-i rabi'a. Aşağıdakiler hangisi beş isimden biri değildir? Arkadaşlar ebun, ehun, femun, hamun, zu. Beş isim. Ebun baba, ehun erkek kardeş, hamun kayınbaba, femun ağız, değil mi? Ehun erkek kardeş. Dolayısıyla burada olmayan
Hangisi? Aynun. Aynun göz, beş isimden biri değil. Nedir bu beş ismin özelliği? Bu beş isim kendisinden başka bir isme muzaf olduğunda ref durumda vav, elif, nas durumda elif, cer durumda ye ile hareke alır. Yani harf ile irab edilen isimlerdir. Es-su'alil hamis. Eyne tedrusine ye uhti. Eyne tedrusine ye uhti. Kardeşim, nerede eğitim görüyorsun? Sorusuna kız ne diyecek? Edrusu diyecek. Edrusu diye başlayacak. O zaman arkadaşlar bakın, yedrusu olmaz, nedrusu olmaz, tedrusu olmaz, tedrusine olmaz. Çünkü eyne tedrusine ya uhti, kardeşim, bacım, nerede okuyorsun sorusuna edrusu diye başlayacak. O zaman ne diyor? Edrusu fi kulliyeti tıbbi, tıp fakültesine okuyorum diyor. Evet, anladık değil mi? Altıncı soru. Hüm aşu fi el-qarratil emerkiyeti. Hüm aşu fil-qarratil emerkiyeti. Onlar Amerika kıtasında yaşadılar. Altı çizili diyor. Kelimenin zıt anlamlısı. Aşunun zıttı metu olacak. Bakın, aşunun zıttı aşa, yaşadı, mete vefat etti, öldü. Zehebu gittiler. Haracu çıktılar. Katelu savaştılar. Katelu öldürdüler. Metü öldüler. Dolayısıyla doğru cevabımız hanımlar beyler bu. E. Metü. Aşu. Kullu men aş met. Kullu men aşe mete. Ve kullu men ete zehebe. Ve kullu men zara hasada. Bunlar önemli gerçekler arkadaşlar. Kim ekerse biçer. Kullu men aşe mete. Her kim yaşarsa ölür. Kullu men ete zehebe. Her kim gelirse gider. Evet. Yedinci soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mansup munfasıl zamir vardır? Mansup munfasıl. Arkadaşlar, mansup munfasıl zamir. Kesev tühü, onu giydirdim iyyehe. Kesev tühü iyyehe. Kesev tühü iyyehe. Yani ona onu giydirdim. Ona onu giydirdim. Dolayısıyla doğru cevabımız bu. Riyadati el mufaddalatu hiye kuretul kademi. Riyadati el mufaddalati hiye, bu ayrı tabi. Ra'aytuhuma, o ikisini gördüm. Bakın nedir? Mansup munfasıl zamir. İyyehe. Değil mi? Ra'aytuhuma fi't-tariqi muttasıl. Aişetu ve Hatice'tu fehim meta ederse munfasıl değil, muttasıl. Entazirukum bi menzilin leyleti, leylete bi menzili el-leylet. Sizi bu gece evimde bekliyorum. Bak, bir menzili yine muttasıl. Muttasıl ile munfasıl arasındaki fark nedir arkadaşlar? Muttasıl bitişik demek. Munfasıl ayrık demek. Tek başına yazılan demek. İşte bu. Evet. El fetâtü uhtil kebîre cümlesindeki boşluğu aşağıdaki ismi işaretlerini hangisi arkadaşlar doldu, tamamlar en uygun şekilde? Şimdi ulaike olması için burada el feteyatü olması lazım ya da el fetatü olması lazım. Hateyni olması için el fetatani olması lazım. İki genç kız olması lazım. Zelike olması için erkek olması lazım. Hevihi fetâtü, bu genç kız, uhtil kebîretü,
büyük kız kardeşimdir. Yani biz ne diyoruz bunlara? Büyük kız kardeşe abla diyoruz. Küçük kız kardeşe, büyük erkek kardeşe de abi diyoruz. Yani küçük kız kardeşe kız kardeşim derken, büyük kız kardeşe büyük kız kardeşim demiyoruz. Ablam diyoruz, ablam. Evet. O zaman hevin. Hevani yine el fetani olması lazım. Hevi, hevani el fetani. Bu iki erkek genç. Evet. Dokuzuncu soru. Thumma kassemtuhe ile selaseti eczeyn. Thumma sonra kassemtuhe, onu böldüm, ile selaseti eczeyn, üç parçaya cümlesinde altı çizili kelimenin müfredi yani tekili aşağıdakiler hangisidir? Bakın, eczeyn cüz'ün olacak. Cüz'ün. Cüz'etün değil. Eczeun zaten aynısı. Ecziyetün zaten olmaz. Cezeun, cezeun karşılıktır. Ha, cezeun bime kesebu. Yani elde ettiklerine karşılık, bu bir karşılıktır, bir cezadır. Araplar cezekallahu hayran, mesela seni Allah hayırla cezalandırsın derken, hayırla mükafatlandırsın, karşılığını versin anlamında. O zaman burada müfredi tekili nedir sevgili arkadaşlar? Eczeun cüzün. Cüzün, cüz'eni ecze. C şıkkımız. Aşağıdakilerden hangisi fail konumunda vücuben zorunlu olarak müstetir zamirdir? Bakın, vücuben zorunlu olarak hangisi fail konumunda vücuben müstetir zamirdir? Vücuben olarak arkadaşlar hangisi gelir? Ene. Unutmayın bunu. Ene. Vücuben ene olarak gelir. Ketebtü, celestü, bakın, vada'tu, zehebtü gibi. 11. soru. Taliben fil medreseti cümlesindeki boşluğu aşağıdaki soru edatlarına hangisi en uygun şekilde tamamlar? Şimdi bakın, burada taliben fil medreseti. Eyne taliben olmaz. Yani öğrenci nerede? Okulda öğrenci nerede? Eyyü olması için talibin olması lazım. Men taliben, öğrenci kim okulda? Me taliben fil medreseti, okulda öğrenci yok ya anlamında. Ama en uygun şekilde arkadaşlar hangisi? Kem taliben fil medreseti, okulda kaç tane öğrenci var diyoruz. Kem taliben fil medreseti. Evet. Yukarıda altı çizili ismi işaret cümlenin hangi ögesidir? Bakın, yedrusu ders yapıyor, çalışıyor, öğrenim görüyor. Öğrenim görüyor fiilinden sonra ne gelir sevgili öğrenciler? Fail gelir. Fail. Unutmayın, fiilden sonra ne gelir arkadaşlar? Fail gelir. Yedrusu haulay tullabu fi kulliyetil hendeseti. Bu öğrenciler mühendislik fakültesinde öğrenim görüyorlar. O zaman bu nedir? Ne diyoruz? Fail diyoruz. Mübteda olmaz, haber olmaz. Çünkü fiille başlamış zaten. Muşarun ileyh, çünkü bir işaret şey yok. Muzaf olması için de isim olması lazım. Dolayısıyla söz konusu değil. Haulay tullabu, haulay tullabu fi kulliyetil hendeseti. A'tini hazeyni cümlesindeki boşluğu aşağıdaki muşarun ileyhlerden, yani kendisine işaret ile edilenlerden hangisi en uygun şekilde tamamlar? A'tini, bana ver, hazeyni. Bu iki şeyi nedir? Müzekker olduğu için arkadaşlar, el kütübe cemi zaten, el misrateyni, el melabis,
Nazarateyni, bak, nazarateyni iki müennes. El misarateyni iki müennes. O zaman doğru cevabımız el kalemeyni. Bu iki kalemi bana ver. El melabise, o zaman hevihi demesi lazım. Hevihin melabise. Çünkü akılsız ve cansız varlıklara işaret ederken müfret müennesi kullanıyoruz. Hezihi. Es-sual-el rabi'a aşara, 14. soru. Kânet et-talibetâni. Kânet et-talibetâni. Nokta nokta fil muhteberi. Muhteber. İhtebere, yahtebiru. Laboratuvar. Evet. Cümlesindeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi en uygun şekilde tamamlar? Bakın, kânet ismini ref haberini nasb eder. Bu isimdir. Kendisinden sonra gelecek olan nedir? Haberdir. Dolayısıyla arkadaşlar ne olur? Kânet talibeteyni mevcudeteyni mi? Mevcudeteyni mi? Mevcuden mi? Mevcudeten mi? Mevcudeten mi? Hiç şüphe yok ki mevcudeteyni diyeceğiz. Niye? Kânet ismini ref haberi nasb eder. İki kız öğrenci laboratuvarda idi. Laboratuvarda. Muhteber. Le'allehüme. Umulur ki o ikisi, bakın le'alle de ne yapıyor? İnne, enne, kenne, leyte, le'alle, la. İsmini nasb haberini ref eder. Değil mi? O zaman en uygun şekilde hangisi tamamlıyor? Bakın, burada tabi mühendisiyetin olmaz çünkü iki taneden bahsediyor. Leallehum ne olsaydı olabilirdi. Mühendiseyni, bakın, ismini ne yapıyor? Nasb haberini ref ediyor. O zaman bunlar nasb, o değil mi? Olmaz. Mühendisetün bir mühendis hanım, halbuki iki kişiden bahsediyor ve iki erkekten bahsediyor. Talibeyni mansup olmuş, halbuki merfu olacak. Doğru cevabımız arkadaşlar mühendizeni, leallehume mühendizeni. Yani umulur ki o ikisi mühendistir. 16. sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisi öne geçmiş bir haber vardır? Bakın. Eyne tedrüsün, nerede öğrenim görüyorsun? Haber. Mâze feale Ahmedu. Mâze feale Ahmedu. Men hüve. Arkadaşlar hüve men olması gerekirken men hüve olmuş. Bak hüve men hüve. O zaman doğru cevabımız bu. Keyfe tezebu ile külliyeti. Okula nasıl, ya fakülteye nasıl gidiyorsun? Bu bir yine soru. Yani keyfe nasıl tezebu ile medrese külliyeti. Haber. Men kim necaha fil imtihani, imtihanda kim başarılı oldu? Burada hüve men dememiz gerekirken şey olmuştu. Eddersu sehlen. Cümlesindeki boşluğu aşağıdaki kâne ve benzerlerin hangisi en uygun şekilde tamamlar? Bakın. Küntü ben idim. Küntü ben idim olmaz küntü. Yekunu olabilir mi? Olabilir. Neden? Çünkü eddersu müzekker. O da müzekker. Bu müfret, bu da müfret. O zaman buraya işaret koyuyoruz. Yekunu ne? Olmaz çünkü cemiden bahsediyor. Tekunu müennesten bahsediyor. Kün emri hazır. Yani ders kolay ol falan olmaz yani. 18. soru. İmtihanda başarılı olmam beni sevindiriyor cümlesinin Arapça doğru çevirisi aşağıdakilerden hangisidir? Bakın. İmtihanda başarılı olmam beni sevindiriyor. Yesurrini enneke nacihun fil imtihani. Bakın yesurrini beni sevindiriyor. Enneke nacihun fil imtihani. İmtihanda başarılı olman beni sevindiriyor. Şimdi doğru cevabı gördüğümüzde sevgili arkadaşlarım diğer şıklarla vakit öldürmeyin. Usul bu. Doğru cevaptan emin iseniz o zaman hemen ne yapıyoruz? Doğru budur diyorum. Mesela diyor ki yesurrini necahuhu fi amelike. Yani
Senin işinde onun başarılı olman beni sevindiriyor. Yazunnu zannediyor. Ennehu nacihun fil imtihani. O imtihanda, sınavda başarılı olduğunu zannediyor. Kale innehu mesrurun bi necahike. Senin başarımla sevindiğini söyledi diyor. Yesurni enne ibneke. Oğlunun imtihanda başarılı olması beni sevindiriyor. Halbuki imtihanda başarılı olman beni sevindiriyor. İmtihanda başarılı olman beni sevindiriyor. Es-su'al-i tâsi aşara. Evlerin önünde bahçeler, bahçelerin içinde ağaçlar var. Cümlesini Arapça doğru çevirirse aşağıdakini hangisi? Bakın, emâmel menâzil hadâyık. Doğru. Ve fî eşcâril hadâyık. Ve bahçelerin ağaçları da var filan. Yanlış eledik. El-hadâyıku emâmel menâzil. Evlerin önünde bahçeler var. Ve fil hadâyık eşcârun. Ve bahçelerde ağaçlar var diyoruz. Emame hadayikil menazili, evlerin bahçelerin önünde. Emame hadayikil menazili yanlış. Emame menazili hadayikun olacak. Çünkü evlerin önünde bahçeler. Ve fil hadayiki eşcarun, ve bahçelerde ağaçlar var. Emame menazil hadayik, emame menazil hadayik. وفي الحدائق أشجار. Arkadaşlar bakın, أمام المنازل حدائق, evlerin önünde ağaçlar. وفي الحدائق أشجار, ve في الحدائق, ve bahçelerde ağaçlar. وفي الحدائق أشجار, ve bahçelerde ağaçlar var. Yani fe ne anlamı veriyor? Var anlamı veriyor. Var. O zaman doğru cevabımız var. Emamen menazil hadayık, evlerin önünde bahçeler. Vel eşcaru fil hadayık, ağaçlar bahçelerde filan. Yani doğru cevabımız arkadaşlar, doğru çevirisi budur. Emamen menazili hadayıkun, evlerin önünde bahçeler. Ve fil hadayıkı, ve bahçelerde eşcarun, ağaçlar var. Son sorumuza geldik sevgili ön lisans öğrencisi arkadaşlarım. İnne tanzimel vakti muhimmun. Vaktin düzenlenmesi önemlidir. Arkadaşlar, Allah zamana yemin etmiş. Fakat en fazla zamanı katledenler bizleriz. Yani biz gerçekten cidden seri katilleriz yani. Rabbim bir an önce bundan hepimizi tövbekâr eylemesini özellikle bu Berat gecesinde diliyorum. İnne tanzîmel vakti muhimmun. Vaktin tanzim edilmesi önemlidir. Fî hayâtil insâni, insan hayatında. Ve leallehu, ve umulur ki o, umulur ki o vesiletün, vesiledir. İle saadetihi, ve mutluluğunun da vesilesidir. Ve belki de, yani hem önemlidir hem de mutluluğunun vesilesidir. Şimdi diyor ki, altı çizili kelime nedir? Bakın, nedir, ne olabilir arkadaşlar? Ne olabilir? Lealle ismini nas haberi ref eder. Lealle hü, hü burada el vaktu. Lealle el vaktu, lealle el vakte vesiletun ila saadetihi olacak. لَعَلَّ الْوَقْتِ, yani لَعَلَّنِنْ haberidir. Değil mi? لَعَلَّنِنْ haberidir. İsmi olmaz çünkü hü zaten isim. Faildir, faille ilgisi yok. Mübtedadır, mübtedayla da ilgisi yok. Çünkü haber. Bu soruyla videomuzun sonuna geldik. Daha başka, daha sonraki videolarda buluşmak üzere sevgili ön lisans öğrencisi arkadaşlarım, kardeşlerim, hepinize dinginlik niyaz ediyorum yüce Rabbimden.